Evet. Evet Ferhat, bugünkü maçı bir değerlendirmişsiniz. Özellikle ikinci yarısı çok heyecanlı ve çekişmeli bir maç oldu. Evet. Yarı finale yakışır bir maç oldu. Önce kendi performansını ve takımı nasıl değerlendireceksiniz? Öncelikle ilk yarı kendi oyunumuzu kabul ettirememize rağmen 2-1 önde kapatmayı bildik. İkinci yarıda 10 kişiyle takım gerçekten gerçek bir takım olduğumuz, o yolda ilerlediğimizi gösterdi ve herkes yanındaki arkadaşı için fedakarca mücadele etti. Üçüncü golü bulduk. Gol yememize rağmen kazanmayı bildik. Avantajlıyız. İkinci maçta da, rövanşta da. Bu istek arzuyu sahada göstermek istiyoruz. Ferhat, bireysel anlamda da üzerine koyan bir performans gösteriyorsun. Kayseri Spor maçında sezonda iki performanslarından birisi çıkardı. İstatistiksel anlamda da önemli bir rakama ulaştı. Yine bu maçları oldukça iyi. Bireysel olarak performansla ilgili olarak ne söylersin? Şöyle söyleyeyim. Takım arkadaşlarıma her geçen gün daha fazla yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlar da beni gazlıyor açıkçası. Thomas olsun, Pepe olsun tecrübelerini bize aktarıyorlar. Her geçen hafta üzerine koymaya çalışıyorum. Hocamızın verdikleri taktikleri de sahada uygulamaya çalışıyorum. Umarım sonuç alıyoruzdur. Berat, Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamış bir oyuncu olarak takımın o zamanki atmosferini de biliyorsunuz. Şu anda bir Türkiye Kupası hedefi var. Evet. Şu anki atmosferini de uzun süredir üçüncülük ve Türkiye Kupası hedefimiz var. Ve hep birlikte bu iki hedefe kenetlenmiş durumdayız. Biz, hocamız, camia, başkanımız, tüm çalışanlar dahil. O kupayı gerçekten Trabzon'a getirmek istiyoruz ve getireceğiz de inşallah. Ferhat, evet, Trabzonspor'a aidiyet duyan oyunculardan bir tanesini yaz transfer döneminde başka teklifler de almış olmana rağmen hiç tereddüt etmeden yine Trabzonspor'u tercih ettim ve kiralık olarak burada forma giyiyorsun. Sezon sonunda kiralık sözleşmen sona erecek. Gelecekle ilgili tasarrufun ne düşünüyorsun kendinle alakalı olarak? Kiralık olmam veya burada bonserviste bulunmam gerçekten benim için önemli değil. Trabzonspor armasıyla formasıyla sahada olduğum sürece elimden gelen en iyisini yapmaya çalışıyorum. Seneye ne olacak bakalım, hayırlısı diyelim. Tamam. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar.